Merhaba arkadaşlar. Bu videoda düzenli ifadelerden bahsedeceğim. Bir düzenli ifade, bir kalıp içerisinden özel bir söz dizimi kullanarak diğer dizeleri veya dize kümelerini eşleştirmenize veya bulmanıza yardımcı olan özel bir karakter dizisidir. Düzenli ifadeler metin ve verileri aramak, düzenlemek veya işlemek için kullanılabilirler. Oldukça geniş bir konu olan düzenli ifadeler bu videoda çok sık kullanılanları anlatılarak örnekler içerisinde verilerek özetlenmiştir. Satırın başlangıcı ve sonu ile eşleşecek ifadeler burada görünmektedir. Parantez içerisinde verilecek herhangi bir karakter dize içerisinde eşleştirilecektir. Örneğin, köşeli parantez içerisinde verilen ABC karakterleri dize içerisinde A, B veya C harflerinden herhangi biri ile eşleşebilecektir. Burada ilk eşleşme C ile Diğer eşleşme A ile olacaktır. Tüm dizenin başlangıcı ve sonu ile eşleşen ifadeler burada görünmektedir. Yıldız karakteri sıfır veya daha fazla anlamına gelirken artı karakteri bir veya daha fazla anlamına gelmektedir. Örneğin A, H, Yıldız gibi bir düzenli ifade A veya A, H veya A, H, H gibi dizeleri ile eşleşecektir. Belli sayıda karakter ile eşleşmesi için süslü parantez kullanılır. Tam sayıda minimum veya maksimum şeklinde eşleştirme yapmak mümkündür. Örneğin, verilen bu düzenli ifadede 1 ile 9 arası ve tam olarak 3 adet rakamın bulunması durumunda eşleşme olacaktır. Birincisinin eşleşmemesinin sebebi 0 bulunması, sondakinin eşleşmemesinin sebebi ise 2 adet rakam içermesidir. Buradaki düzenli ifadelerde rakam eşleşme, satır eşleşme, boşluk eşleşme, tab, kelime eşleşme gibi örnekler düzenli ifadeler görülebilmektedir. Soru işareti 0 veya 1 adet karakter eşleşmesi yapar. Nokta yeni satır karakteri hariç herhangi bir karakter ile eşleşir. Yazılmış herhangi bir kuralı ikinci kez tekrarlamak için slash 1 kullanılır. Örneğin 3 nokta ve soru işaretinden oluşan bir düzenli ifadede bir karakter ile eşleşmez iken 2 veya 3 karakter ile eşleşecektir. Üçüncü noktanın yanına soru işareti yerleştirilmesi, üçüncü karakterin varlığının ya da yokluğunun kabul edilmesi demektir. Buraya kadar anlattığımız düzenli ifadeler evrensel olup herhangi bir programlama dilinde kullanılabilir. Bu videoda Java dili üzerinde birkaç örnek ile düzenli ifade nasıl eşleştirilir göstermek istiyorum. Java düzenli ifadelerle örüntü eşleştirme için Java Utility Regex paketini kullanır. Java dilinde düzenli ifadelerin yazılması ve öğrenilmesi oldukça kolaydır. Java Utility Regex paketi 3 ana sınıftan oluşur. Pattern, Matcher ve Exception sınıfları. Pattern sınıfı, düzenli ifadenin derlenmiş bir temsilidir. Pattern sınıfından model oluşturmak için önce statik olan compile fonksiyonu çağrılmalıdır. Böylelikle bir pattern nesnesi döndürecektir. Bu fonksiyon parametre olarak düzenli bir ifadeyi kabul eder. Matcher sınıfı, kalıbı yorumlayan ve bir girdik dizesine karşı eşleştirme işlemlerini gerçekleştiren araçtır. Bu sınıfta yine statik olan matcher fonksiyonu çağrılarak bir matcher nesnesi elde edilir. Java dilinin özel durum yönetimine verdiği önem bilinmektedir. Riskli işlemlerde mutlaka dikkat edilmesi gereken bir özel durum sınıfı bulunmaktadır. İşte düzenli ifadelerde de bir yazım hatası olması durumunda Pattern Syntax Exception nesnesi fırlatılacaktır. Evet şimdi Java dilini kullanarak bir örnek yapalım. Bir dosya içerisinde bulunan telefon numaralarının aslında şöyle bir formatta olması isteniyor. Yani 4 rakam, boşluk, 3 rakam, boşluk, 2 rakam, boşluk, 2 rakam şeklinde. Ve bu dosyada kaç adet bu formata uygun telefon numarası bulunmaktadır? Bunun sayısı isteniyor. Önce bunun düzenli ifadesini tanımlamamız gerekiyor. Bir kere 0 ve 5 rakamları zaten olması gerekiyor. Daha sonra 0 ve 9 arasından herhangi bir rakam olabilir. Dolayısıyla 0, 9 yapacağım. Ama buradan da 2 tane olması gerekir. Yani 0, 500 dediğimiz zaman orada 2 rakam olması gerekiyor. Ve tam olarak 2 rakam olması gerekiyor. Daha sonra bir boşluk olduğunu söylemiştik. Bu şekilde slash space diyoruz. Ve daha sonra tekrar 0 ile 9 arasında bir rakam gelebilir ve bu da tam olarak 3 adet olmalıdır. Daha sonra bir boşluk gelecek ve e, bu sefer de yine 0 ile 9 arasında ve tam olarak 2 adet. Yine bir boşluk geliyor. Yine 0 ile 9 arasında 2 adet. Bu şekilde boşluk, 3 rakam, boşluk, iki rakam, boşluk, iki rakam şeklinde bir düzenli ifademiz bulunmakta. Dosya içeriğini bir bütün olarak bir kez bir kere bir kere de okuyalım. Şimdi pattern nesnemizi tanımlayalım. Ve matcher nesnemizi. Evet, buradaki mantık pattern nesnemize derlemek için düzenli ifadeyi veriyoruz. Eşleşme de neyin içerisinde arayacaksa bu düzenli ifadeyi e, dosyanın içeriğine, dolayısıyla dosyanın içeriğini okumuştuk. Burada o içeriği e, gönderiyoruz. Kaç adet olacağını, kaç adet eşleştiğini bulacaktık ve e, burada bu matcher nesnesi her eşleştiğinde find metodu turu döndürür. Dolayısıyla bir tane buldu devam ediyoruz. Bir diğerini bul, diğerini bul şeklinde. Bu şekilde ben adedi burada arttırabilirim. Çünkü eşleşen yeni bir tane e, dize bulmuş demektir. Ve döngü çıktıktan sonra eşleşme tamamlandığı için e, artık burada kaç adet bulunduğunu e, yazabilirim. Bunu çalıştırdığımız zaman iki adet bulunduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu dosya içeriğine tekrar bakarsak. Bu sadece bizim istediğimiz formatta bir ve bu bizim istediğimiz formatta iki. Diğerleri bizim istediğimiz formatta değil. Bu çünkü 4 ile başlıyor. 04 olmayacak 0 05 şeklinde başlayacaktı. Dolayısıyla bu şekilde bir düzenli ifadeyle biz aslında tam istemiş olduğumuz formatta telefon numaralarını eşleştirebiliriz. Şimdi bir diğer örneğe geçelim. Bu örnekte Sakarya Üniversitesi'ndeki ben aslında bölümleri getirmek istiyorum ama Sakarya Üniversitesi'nin yazılış formatı dosyada farklı bir şarkı, farklı şekillerde olabilmekte. Sadece U'nun yazıldığı, sadece UN'nin yazıldığı, üniversitenin komple yazıldığı şeklinde örnekler var aslında ve ben buradan bölüm isimlerini sadece getirmek istiyorum. Düzenli ifademiz nasıl olacak aslında? Sakarya zaten olduğunu biliyorum. Ondan sonra U geliyor ve U'dan sonra A'dan Z'ye kadar herhangi bir karakter gelebilir demektir ve burada e, A'dan Z'ye kadar herhangi bir karakter gelebilir veya veya bir karakter de gelebilir demek. Nokta bir karakterin yerine geçiyordu ve bunları Farklı sayılarda da gelmesini sağlayabiliriz buraya yıldız yerleştirerek. Ve daha sonra burada bir boşluk var ve bölüm ismi yazıyor. Dolayısıyla bu şekilde bir Sakar Üniversitesi'ni eşleştirirsek onu boş bir stringle değiştiririz ve sadece bölüm kalmış olur. Evet dosya yine burada okumuş olduk. Örüntü nesnesi ve eşleştirme matcher nesnesini oluşturduk. Daha sonra da bu kısımda string... Son hal diyelim ve burada eşleştiren bulduğu zaman hani bulaması demek ki hiç eşleşen yok şöyle bir şekilde de kullanabiliyoruz aslında son hal içerik burada replace all var replace all fonksiyonu. Dikkat ederseniz ilk parametresi regex yani regüler bir ifade alıyor aslında. Replace all diyorum ve buraya ben regex'i gönderiyorum ve e, onu boş bir stringle değiştir diyorum. Son hali daha sonra ekrana yazabiliriz. Bunu çalıştırdığımızda sadece bölümlerin geldiğini, Sakarya Üniversitesi o ifadenin e, stringten silindiğini görebiliriz. Evet son örnek olarak burada kullanıcının girmiş olduğu sayının asal olup olmadığını aslında yine bir regüler ifadeyle e, kontrol edeceğiz. Ve kullanıcıdan asal olmayan bir sayı istiyoruz. Bu durumda kullanıcı asal sayı girdikçe yeniden sayı isteyecektir aslında. Kullanıcıdan sayıyı alalım ve burada düzenli ifademizi yazacağız. Bunu nasıl yapacağız aslında? Burada string nesnesi oluşturacağım çünkü string nesnesinin e, match diye bir fonksiyonu var string sınıfının bu direkt regular ifade alabiliyor ve buraya biz regular ifadeyi yazacağız ve şöyle bir regular ifade aslında bu e, bu videoda gördüğümüz aslında regular ifadeleri kullanıyoruz. Evet bu regular ifadede tabii bu neyi eşleştiriyor? Asal olmayan bir sayıyı eşleştiriyor. Aslında yapmaya çalıştığı şey burada bir kez bir karakter gelebilir veya gelemez. Veya iki kez bir karakterin tekrarlanmasını söylüyoruz. Ve bu kuralı bir kez daha uygulatıyor. Şu kuralı bir kez daha uygulatıyor. Bu şu anlamına geliyor aslında. Biz bir sayıyı yani bu mesela bir. 15 elma gibi düşünebiliriz. Ben bunu iki tane birbirleriyle eş sayıya bölebiliyorsam yani bu bölünebiliyorsa bu demek ki asal sayı değildir. Aslında bunu bu şekilde yapıyoruz. Peki bunu bir sayıyı nasıl burada ifade edebiliriz? Sayıyı karakter dizisine çevireceğim burada bir karakter dizisi. Yani boş karakterlerden oluşan bir dizi ve eğer bu şekilde bir eşleşme oluşuyorsa demek ki ben bunu eşit sayıda bir şeye bölebiliyorum demektir ve bu da zaten asal olmuyor. Ama biz kullanıcı asal olmayı Asal olmayan bir sayı girmesini istiyoruz. E, do while döngüsü asal olduğu sürece dönecekti. Asal değilse zaten döngü bitecekti. Ve burada artık girilen sayının asal olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunu çalıştıralım. İşte mesela 17 dediğimiz zaman sayıyı tekrar ise çünkü bu bir asal sayı. Asal sayı olmadığında döngüden çıkacak. İşte 13 girdik tekrar sayı istedi. 14 girdiğimizde girilen sayı asal değildir diyerek sonlandı. Ve diye. bu şekilde de farklı bir kontrol içinde yine düzenli ifadenin rahatlıkla kullanılabildiğini görmüş oluyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.